Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Programımızın bu bölümünde Zonguldak Güzel İlçesi Devrek'teyiz. Genç başarılı bir kadın girişimci, güzellik uzmanı sevgili Ebru Demiroğlu ile birlikteyiz. Bölgeye kazandırdığı merkezindeyiz. Burada işlem olarak neler yapıldığı, güzellik ve sağlık arasında ne çalışmalar yaptığını birlikte konuşacağız. Tabii uzmanımızı ve merkezimizi seçerken neleri dikkat etmeliyiz konusunda da önemli bilgiler verecektir. Merhabalar Ebru Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Şimdi çok genç birisin. Evet. Ve birçok genç kadının hayalidir böyle bir güzellik merkezi kurmak, kendi markasını oluşturmak. Senin hikayen nasıl ilerledi dünden bugüne? Farklı işletmelerde çalışıyordum. 4-5 sene oldu bu işe başlayalı. İstanbul'da vesaire eğitimler aldım. Daha sonrasında farklı işletmelerde 4-5 sene kadar çalıştım. 1,5 senedir de kendi işletmemi kurdum ve kendi işletmemde hizmet veriyorum. Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. O zaman merkezimizde yaptığımız işlemleri başlıklar halinde sayalım. Tabii lazer epilasyon, bölgesel incelme, ipek kirpik, cilt bakımı, bu işlemlerimiz mevcut. Şimdi lazer epilasyon çok konuşuluyor, evet. Çok önemseniyor. Evet. Güzellik merkezi deyince de akla gelen ilk işlemlerden. Evet, aynen. Dolayısıyla birkaç önemli bilgi verelim izleyicilerimize. Lazer epilasyon kimlere yapılır, nasıl uygulanır, nasıl bir yol izlenir, onları paylaşalım. Şimdi şöyle şu şekilde 8-10 seans şeklinde oluyor. Aylık olarak alıyoruz seansları. Bu 8 seansı tam anlamıyla aylık olarak gelmek gerekiyor ara vermeden. Bu şekilde daha sağlıklı sonuç alıyoruz. Yüzde kaç başarı oranı? %80-90 oranında değişiyor. Tabii kıl tipi, kıl rengi ona göre değişiyor. Çok iyi bir oran. Evet, aynen. Nelere dikkat edilmeli peki? Bir mevsimi var mı? Eskiden yazın olmaz denilirdi. Şu an teknoloji çok geliştiği için yaz kış uygulanabiliyor. Bir sıkıntı olmuyor. Yok. Ağrı da çok konuşulur. Ağrısı var mı, sızısı yok, var mı? Yok, çok ağrı, sızı yok. Evet, aynen. Artık yok. Yani korkulmaması evet. Gereken bir olay. Kadın erkek herkese uygulanabiliyor evet, mu? Evet, uygulanabiliyor. Bir sıkıntı yok. Belli bir yaş sınırı var mı? Ergenlik döneminde bir 18 yaşından sonra uygulayabiliyoruz. Bilir, değil mi? O evet. Aşamaları geçmiş evet, olması, aynen, oturması aynen. Gerekiyor. Evet, aynen. Yapıldıktan sonra neye dikkat etmeli o her seans aralığında? Yapıldıktan sonra işlemden bir hafta sonra kese yapmaya başlayabiliyoruz. Bilir. Bir hafta kese yapmıyoruz. O gün içinde de duş almıyoruz. Onun haricinde yüz bölgesi vesaire uygulanıyorsa, güneş kremi kullanırsak bir sıkıntı olmuyor. Olmaz. Günlük evet. Hayatına devam evet, edebiliyor aynen aynı gün aynen zaten. Öyle. Bunun dışında en çok öne çıkan işlemlerinden biri de cilt bakımı. Evet, cilt bakımı da yapıyoruz. Neler yapıyoruz cilt üzerine? Leke onarımı özellikle, siyah nokta, akne temizliği bunları yapıyoruz. Bunlar zaten ön planda. Bölge olarak en çok hangi sorunlarla geliyorlar size ciltte? Leke onarımı özellikle. Onu da kış ayında yapıyoruz. Yaz ayında çok leke onarımı işlemi yapılmıyor. Güneşten kaynaklı. Dolayı. Şimdi evde ne önerirsin ciltle ilgili? Yüzümüzü yıkama, kullandığımız sabun, şampuan şöyle, çok şey önemli değil mi? Aylık bakımlardan sonra yüz yıkama jeli, tonik, peeling bunları yapıldıktan sonra günlük rutin olarak bir sıkıntı olmuyor. Olmaz. Evet. Bir de güneş kremi çok güneş önemli? Güneş kremi evet. Yaz kış evet, uygulanması gerekiyor. Gerekiyor. Evet. İpek kirpik kimlere uygulanır, nasıl uyguluyorsun, çeşitleri var mıdır, nasıl belirliyorsunuz? Şimdi şöyle, müşterinin istediği yoğunluğa göre yapıyorum. Doğal, natural, orta volüm, mega volüm, yoğunluk ve uzunluğa göre, müşterinin kendi isteğine göre yapıyorum. Ne kadar sürüyor o uygulama? Ben 1 saatte yapıyorum. Uzman olduğum için, bu alanda çok yaptığım için. Normalde 2-3 saatte yapan da var. Ben 1 saatte işlemi bitiriyorum. Kullanılan teknik, kullanılan şeyler, her şey önemli sağlık tabii açısından aynen, değil öyle mi? Göz sağlığı. Evet. Peki taktıktan hemen sonra hayatına devam edebiliyor. Sadece bir gün suda edilmemesi gerekiyor. Gerekiyor. Kullanırken neye dikkat etmeli? Kullanırken yüzünü yıkarken biraz gözlerine dikkat etmesi gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Değil çok mi? Ovuşturmaması gerekiyor gözlerine. Ne kadar süre sonra sana gelsinler kontrole ya da değişime? Ayda bir bakım yapıyorum. Normalde 2 ay vesaire kullanabiliyorlar. Kullanabiliyorlar. Evet. Onda kadınlarda yoğun bir ilgi var. Evet var. Bir yaş sınırı da yok. Yok, onun herhangi bir yok, yan etkisi de yok. Yani, aynen evet, öyle. İyi kullanımda iyi bir uzmana gidildiğinde. Evet. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Şu an 3 kişiyle. 3 tane çalışma arkadaşım var. Benle birlikte 4 kişiyiz. Haftanın kaç günü, hangi saatler arasında randevu alıyoruz? Sabah 9, akşam 7 arası. Pazar günleri kapalıyız. Kapalıyız. Evet. Uzmanımızı ve merkezimizi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü güzelleşeyim derken sağlığımızdan evet, da olmamamız evet gerekiyor. Bence ilk olarak kullandığı cihazları bir araştırsınlar. Orijinal mi, orijinalliğini vesaire araştırmaları gerekiyor. Bir de bence uzmanına şunu sorması gerekiyor. Bir işlemi 3-5 ayrı yere sorsun. Sadece para için o merkez o işlemi yapmıyor olsun.
Çok teşekkür ederim duyarlılığın adına da. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.